Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun nebiyyin nâgatu semud. Nâgatu semude. Semud kavminin devesi. Birinci başlıktayız. Ba'de adin, ad kavminden sonra Semud kavminin devesiyle başlıyoruz. Veriset varis olmuştu. Semud, Semud, Aden, Ad kavmine. Veriset, fiil, verise, yeri, su. Altıncı baktan. Mutan diye bir fiil. Semud, onun faili olur. Semud, ver musarif olduğu için Semud'un değil yani. Teminleri tek öteyle mefhulmuştur. Aden kelimesi de mef'ul olmak. Demek ki Semud fail, Aden mef'ul, verise fiilimiz. Veriset varis olmuştu. Semudu Semud, Aden Ad kavmine. Ne gibi? Kema Veriset varis olduğu gibi. Kim? Adun Ad kavmi. Ümmete Nuhin, Nuh ümmetine. Ad kavminin varis olduğu gibi. Nasıl ki Ad kavmi Nuh'un ümmetine varis olmuştu. Aynı şekilde Semud da Ad kavmine varis olmuştur. Yine Veriset fiil, Ad fail. Ümme kelimesi meful olur. Ümme kelimesi muzaf, Nuh kelimesi muzafun ileyh, bu açık. İzafet 3 manada olabilir. Min manasında izafet, fi manasında izafet, bir de lam manasında izafet olabilirdi. Burada ümmete Nuhin hangi manada bir izafettir? Lam manasında bir izafettir. Yani Nuh'a ait ümmet, Nuh'un ümmeti. Nuh için var olan ümmet. Demek ki lam manasındaki bir izafettir bu. Bu tür manalar ne tür izafette mevcuttur? Yani izafeti ikiye ayırabilirsin. Manevi izafet, lafzi izafet olarak. Bu anlattıklarımız manevi izafetin kısımları. Yani manevi izafet 3 mana için olur. İşte buradaki lam manasındadır diyelim. Lafzı izafette muzaf olan kelime zaten ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe gibi bir vasıf isim olmalıdır. Bu tür bilgiler Avamili Cürcani adlı kitapta yazar. Bir sürü kitapta yazar da hani bulunabilecek en kolay kitaplardan birisi o. Buna dair video setimizde mevcuttur diyerek devam edelim. Ve kânet ve idi semudu semud. Ala eseri adin. Ad eseri üzere idi. Adin eseri üzerine kurulmuştu. Kânet nedir? Nakıs fiildir. Nakıs fiil yani mutlak fiilin bir kısmı. Nakıs fiil ne iş yapar? Haberini nasbeder, ismini raf eder. Öyleyse ismi nedir? Semudu, Semud kelimesi. Onun ismidir. Haberi nerede? Haberi ala eseri adin. Bir şibih cümle olarak haberdir burası. Şibi cümle burada car ve mecruru ile var olmuştur. Şibi cümlenin de kısımları var. Burada car mecrur olarak mevcuttur. Tamam anladık. Bunun dışında ala harfi cerdir. Ne manaya gelmekte? Üzerine. Tamam da yine de ne manaya gelmektedir denilebilir. İstiala manası vardır. Hakiki mi? Mecazi mi? Mecazidir. Eser kelimesi muzaftır. Aat kelimesi muzafun ilehtir. Ne tür bir izafet söz konusu? Manevi bir izafet söz konusu. Peki ne manasında? Yine lam manasında. Adin eseri yani ad kavmine ait olan eser. Bu şekilde bunu da açıkladığımı düşünüyorum. Devam edelim. Kema kânet olduğu gibi adun ad ala eseri ümmeti Nuhin. Ad kavmi de nasıl ki Nuh ümmetinin eseri üzere kurulmuş idi, Semud da Ad kavminin eseri üzere kurulmuştur diyoruz. Kânet yine nakıs fiil, ad yine onun ismi olacaktır. Ala eseri ümmeti Nuh, şibih cümle olarak haber olacaktır. Ala harfi cer yine istiala manasında ama mecazi olarak hakiki değildir. Eser kelimesi muzaftır. Ümmet kelimesi muzafun ileyh. Ümmet kelimesi de muzaftır. Nuh kelimesi de muzafun ileyh olur. Buradaki durum yine manevi izafet ve yine lam manasındadırlar diyerek alt satıra geçelim. Ve kânet ve idi. Tabii kânenin de geldiği manalar var. Yani nakıs fiilin geldiği manalar var.
Derseniz o kadar ayrıntılarına da girmeyelim. Kânet idi erzu semude. Semud'un toprağı alanı idi. Eyzan aynı şekilde Erzan bir yerdi ki cemileten çok güzel hazra ve yeşillik idi. Alanı kendisine ait o kavme ait topraklar güzeldi. Yeşillik alan idi. Kânet idi yine kâne nakıs fiil. Erzu semude. Erz kelimesi burada kânet kelimesinin ismi olacak. Aynı zamanda muzaftır. Semud, muzafın ilehtir. Semud, gayrimusarif olduğu için cer hali fetha ile olmakta. Erz ismi değil. Eyzan, mef'ulü mutlak olur. Bir görüşe göre hal de olabilir. Erzan ise kânetin haberi olacaktır. Erzu Semude, Semud'un arzı yani yeri, alanı, toprağı idi. Nedir idi? Erzan bir yer idi. Öyle yer ki cemileten hazra, güzel, hoş bir yer idi, yeşil idi. Erzan haberidir, mensuptur. Fiha orada vardır, var idi. Yani haber olur burası. Şibhi cümle olduğu için haber öne geçmiştir. Car mecrur olarak şibhi cümle ortada durmakta. Orada var idine besatinu bostanlar vardı ve uyunun bakın besatinu tek ötre neden? Gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Müntehel cumu kalıbı gayrimusariftir zaten. Cemi mükesser kesret vezinlerinden müntehel cumu kalıbı bu. Mefailu kalıbı gayrimusarif olmaktadır. Tek ötre bu yüzden aldı. Besatinu bostanlar ve uyunun ve gözeler, pınarlar, kaynak sular. Fiha orada vardır haber. Besatin mübteda olur. Yani mukaddem haber, muahhar mübteda var. Vav atıf artı, uyun, matuf olur. Bu şekilde atıf matuf devam ediyor zaten. Ve yine ne vardır? Cennatun, bahçeler vardır. Öyle bahçeler ki tecri akıyor. Min tahtiha onun altından neler akıyormuş? El enharu nehirler akıyor. Ve kânet ve idi semudu semut idi ne gibiydi? Ke adin at gibi idi. Hangi konuda? Fil imareti imare konusunda yani bina yapma, ev yapma konusunda. Ve ziraeti ve ziraat tarım konusunda da. Ve fi kesretil besatini ve çok fazla bostan yapma konusunda da yine onlar gibiydi. İyi de el besatinu yukarıda hemen yukarıdan gösterelim. Burada gayrimusarif olarak geçti. Tek öte dedik. Burada besatini kelimesini esteledik. Cemi mükesser bir kelime. Besatini, besatini filan değil yani. Tini. Buradaki cizme aldanmayın. Eliflamlıdır. Gayrimusarif kelimeler eliflamlı olduğunda normal kelimeler gibi yapılır. Yani esteyi alabilir. Bu yüzden bir sorun yoktur. Ve faguhum. Ve fagu geçtiler. Hum onları ad kavimli olan kişileri. O ad kavmini geçtiler. Fil akli akıl konusunda ve sanaati sanat üretim sanayi iş yapmak konusunda geçtiler. İşte böylece kanu onlar oldular. Yenhitune oyuyor oldular. Yani oydular. Kanu vav kanen olur? İsmi olur. Yenhitune haber olur. Nasıl haber? Fiil cümlesi olarak haber. Vav fail. Yenhitune fiil. Fail beraber fiil cümlesi olarak mahallen mensup olarak haberdir. Yenhitune uyuyorlardı. Tabi nereye uyuyorlar? Minel cibali dağlara uyuyorlar. Niye? Buyuten ev yapmak için. Hem de vasiaten geniş, cemileten güzel. Bunlar sıfat. Buyuten ev vasia ile cemile iki tane sıfattır. Güzel, geniş bir ev yapabilmek için dağlara uyuyorlardı. Ve yen kuşuğuna ve nakşediyorlardı. Fil hicareti taşlarda nukuşen, nakşen nukuşen. Nukuş ne olur? Tekit olur. Nasıl bir tekit? Lafzi bir tekit. Yen kuşuğuna nukuş nedir? Aynı kalıp. Nekaşe, nekaşe aynı harflerin tekrarı vardır. Buna direkt lafzi tekit demek. İlla aynı lafzın tekrarı gerekmiyor. Manaca aynı olan farklı harflerden oluşan bir kelime de olsa, mana aynı ise, farklı harflerden de olursa yine ona lafz-ı tekit diyebilirdik. Ama an itibariyle aynı kökten gelmiştir kelime. Nakşun nukuş.
Nukuşen dedik, oymakla, yani güzelce uyuyorlardı. Bediyen oldukça hoş bir şekilde oyarak taşları işliyorlardı, Kat geldi, bakın. Kat neydi? Yemin havasihi duhulü lami diye isim özelliklerinden bahsedildiği gibi. Yemin havasihi duhulü kat. Kadın dahil olması. Kat neyin başına dahil olur? Fiilin. Demek ki burası nedir? Fiildir. Kat lane. Kat şüphesiz ki lane yumuşak oldu. Lehum onlara ne yumuşak oldu? El haceru taş. Taş onlara yumuşak geldi. Taş işliyorlardı. Yumuşaklaştı. Ne sebebiyle? Neyle beraber böyle oldu? Bi aklihim. Onların aklıyla beraber. Yani bu da bayağı musahabe manası verebilirsin. Akıllarıyla beraber. Ve akılları sebebiyle deyip sebebiye manası da bayağı verilebilir. Akılları vasıtasıyla taş onlara yumuşak gelmeye başladı. Yumuşak geldi ve onu uymaya başladı. Ve sınaatihim ve çalışmaları neticesinde, uğraşmaları neticesinde taş onlara yumuşak geldi. Fe derken artık yesnaune ürettiler. Yesnaune bihi üretmeye başladılar, işlediler. Ma o şey ki yesnaul insanu yesnau üretiyor el insanu. İnsan bir şem'i bal mumu demek. Bal mumuyla beraber onu renklendirdiler de, oydular da, işlediler de, süslediler de. Bu şekilde ortaya bir ürün koydular. Ve ida dahale girdiği vakit el insanu insan Medine'te onların şehirlerine ra'a görüyordu. Aceben bir acayiplik görüyordu. Hayret ediyordu insan. Ra'a görüyordu kusuran kasrun kusurun. Kusur saraylar demek. Saraylar görüyordu insanlar. Öyle saraylar ki azimeten büyük büyük saraylar görüyorlar. Kusuran cemi bir kelime. Saraylar manasında sarayların aklı yoktur. Dolayısıyla ona getireceğin sıfatla ne olacaktır? Müsret müennes olacaktır. Bu yüzden azimetten gelmiştir. Büyük saraylar görüyordu insan. Ne insanlar ne gibi? Kelcibali dağlar gibi. Keennema adeta bena bina etmişti. Ha o sarayları kim? El cinnu. Cinler adeta onu inşa etmişti. Cin kelimesi müsret ama ben cinler diyorum. Neden? Eliflam cinsiye için yani cin cinsi, cin türü. Dolayısıyla cinler inşa etmiştir. Burada el insan müfrettir ama bir daha dahare girdiği zaman el insan, insan, insan türü yani insanlar girdiği vakit demektir yine. Ra'a ve insanlar yine görüyordu ezharan çiçekler, zehrun ezharun çiçekler yine cemi mükesserdir, kırık çoğul, gayr akıldır. Bu yüzden sıfatı müfettimiz gelecektir. Cemileten güzel çiçekler görüyorlardı. Nerede? Fil cüdrani duvarlarda. Keennema sanki veya adeta enbete bitirmişti. Bitirmek, filizlendirmek, büyütmek manalarında bitirmişti. Ha o çiçekleri ne? Errabi'u ilkbahar. Ha o çiçekler ha müfettimönnes zamiridir. Nitekim ezhar müfettimönnes hükmünde demiştik. Gayri akıl çoğul olduğundan ha zamiri tercih ediliyor. Fakat şüphesiz ki fetaha açtı. Yani açtı derken verdi. Kim? Allahu Allah. Ala semude. Semud kavmi üzerine verdi. Berekatin. Bereketler verdi. Bereket verdi. Mine semai gökten vel erzi ve yerden. Yerden de gökten de Allah oraya Semud kavmine, Semud'un üzerine bereket yağdırdı. Bereket kapılarını açtı diyebiliriz. Yine kat var. Ardından gelen kelimenin fiil olduğuna da bir işaret. Kat mazinin başında kesinlik, muzarinin başında maziyet, ihtimal ifade etmektedir. Semud kelimesi gayrimusarif olduğu için başındaki ala onu ancak feta ile cer edebilmektedir. Berekat kelimesi nedir burada? Berekat kelimesi de burada mef'uldür. Cemî müennes salim o şeyin nameti esre iledir. Semud'a verdi. Ne verdi? Berekatin bereket verdi. Nereden verdi? Verdi yer. Mine semmâ gökten ve razı ve yerden dedi. Fakat şüphesiz ki fetaha açtı Allahu Allah ala semude semud üzerine neyi açtı? Ebva ve kulli şeyin her şeyin kapısını da kapılarını da açtı. Ebva babun babane ebva cemidir.
Derken Cadet yine verdi lohum onlara. Kim verdi? Essemau gök verdi. Gökler verdi. Neyi verdiler? Bil emtari yağmurları verdiler. Ve Cadet verdi lohum onlara o topluluğa el erziye. Ne vermiş acaba? Bin nebati bitkileri verdi. Ve ezhari çiçekleri verdi. Ve Cadet ve yine verdi onlara. Ne verdi? Elbesatin bostan hem de bir fevakihi meyvelerle beraber ve esmari meyvelerle beraber. Esmar da fevakih de meyveler manasına geliyor. Aynı ya, atı farkı var şimdi. Atı farkının sağıyla solunu aynı şey saymak mantıklı olmayacaktır. Bu yüzden sağ tarafı meyveler, sol tarafı da kazançlar olarak ele almak mantıklı. Esmar, semer kelimesinden. Fakihetun fevakih, semerun esmar. Müfettecimi olarak. Yani meyveler de verdi, bol kazançlar da verdi. Baraka ve mübarek eyledi Allahu Allah lahum. Onlara fir rızkı, rızıklarında bir genişlik, artış verdi. Vel e'mari ve imarlarında, bina yapmalarında, orayı şenlendirmelerinde de Allah onlara bereket verdi, genişlik verdi. Baraka faale babu. Yani mufaale babu derken birinci bölüm bitti. İkinci bölümde artık görüşmek üzere diyelim.